Artık şu çalışmaları bitirmem lazım. Buralara sığamıyorum. Şu mekiği tamamlasam da uzaya çıksam. Ama daha Feride'den de izin almadım. Ona da bir icat yaparım. O şekilde gönlünü alırım. Buldum. Onu bir tane arkadaş robot icat ederim. Ben gidip gelene kadar onunla oyalanır işte. Sohbet ederler. Beraber gezmelere giderler. Böylece yokluğumu hiç fark etmez. Şu uzay mekiğini bir an önce tamamlayayım da yollara koyulayım. Çok merak ediyorum uzayı. Aslında kendime 2 tane asistan bulsam çok iyi olacak. O zaman işlerimi daha çabuk halledebilirim. Acaba kimi bulsam? Baba olmaz dedim sana. Niye olmasınmış? Gayet de güzel olur. Baba ya hayır. Pardon Remzi, hoş geldiniz de neyi tartışıyorsunuz acaba? Mirket, buralardan gitmek istiyorum. Canıma tak etti artık. Baba yapma ya. Yapma yasım var canım. Kadriye ile sürekli kavga ediyoruz. Necati niye geliyor? Niye onunla oyun oynuyorsunuz? Niye kalkmıyorsun? Niye yatıyorsun? Buralardan gitmek istiyorum. O zaman ben de geleceğim baba. Aslında benim 2 tane asistana ihtiyacım var arkadaşlar. Çok iyi fikir. Böylece senden birçok şey öğrenebilirim. Evden biraz uzaklaşayım da Mirket, ne iş olsa yaparım. Aa bak buraları kirlenmiş. Sil süpür yaparım. Canın isterse kahve yaparım. Hiç fark etmez. Peki gerçekten buralardan gitmeye ne dersiniz? Süper olur derim Mirket. Nereye gidiyoruz? Beylikdüzü'ne deme sakın. Yok canım. Daha ilerisi. Antalya, Bodrum. Hayır hayır daha ilerisi. Kıbrıs. Yok Remzi. Daha ilerisi. Kusura bakma Mirket. Coğrafi bilgin bu kadarına yetiyor. Daha ilerisi ne olabilir ki? Uzay Remzi uzay. Uzaya çıkacağım. Ve kendime 2 tane asistan arıyorum. Ne? Uzay mı? Çocukluk hayalimdi. Hazırlık yapacak mıyız? Ne alacağız yanımıza? Ne zaman çıkıyoruz? Baba Mirket amcanın başı dönecek. Bir dakika. Evet zaten baş döndüren bir yolculuk bu. Evdekilerin gönlünü alın. Ondan sonra mekiğin tamamlanmasına çok az kaldı. Ver eline uzay. Uzay yani. Gerçek uzay. Evet Remzi. Uzayın sahtesi mi var? Tamam. Ben hemen gidip valizimi hazırlayayım o zaman. Hayır. Bunun için bir takım hazırlıklara ihtiyacımız var. Valize hiç gerek yok. Hadi hazırlık yapalım. Neler yapmamız gerekiyor? İlk önce 2 tane asistan belirlediğim için 2 tane de kıyafet ayarladım. Onları giyiyorsunuz. Ondan sonra da uzaya çıkıyoruz. Bu kadar basit mi yani? Basit. Neden? Çünkü uzun süredir bunun üzerinde çalışıyordum. Bir dakika. Bilgisayardan bir takım kontroller yapmam lazım. Ondan sonra da hemen çıkarız. Feride abla kızmayacak mı Mirket amca? Ya aslında ona bir tane robot icat etmeyi düşünüyordum ama siz gelince vazgeçtim. Asistan buldum ya. Bir an önce yolculuk başlasın istiyorum. Hayır. Eyvah. Necati abi sen nereden duydun? Sizi takip ettim. Ne konuştuğunuzu dinledim. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gidiyorum Necati. Gidemezsin. Gidiyorum. Gidemezsin. Gidiyorum. O zaman gel benim evde kal. Uzayda ne işin var Remzi? Ben kimle oyun oynayacağım? Yeni oyunları bana kim gösterecek? O zaman benim yanıma da 2 tane arkadaş bırakın. Ya da ben de geliyorum. Necati abi ona biz karar veremiyoruz. Bana ne? Ben de geleceğim. Necati abi bunu Mirket amca ile konuşman lazım. Bak tam arkanda. Mirket. Mirket çocukluğumdan beri merak ediyorum. Lütfen beni de götürür müsün? Bilmiyorum Necati. Ayarlamaya çalışayım. Ama pek umut bağlama yani. Çünkü tüm hazırlıklarımı 3 kişiye göre yaptım. Bak beni götürmezseniz Kadriye'ye her şeyi anlatırım. Mızıkçı Necati. Mızıkçı değilim bir kere. Oyun bozalım biraz değil mi? Evet Necati abi çocuk gibisin. Üf tamam ya ayarlamaya çalışın o zaman. Neyse ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Necati? Bak kimseye bir şey söyleme sakın ha. Tamam ya sadece sinirden öyle demiştim. Hiç kankamın sırrını yayar mıyım etrafa? Aşk olsun Remzi. Nereye gidiyorsun o zaman? Karnım acıktı Remzi. Şu köşede nohut pilav satılıyor. Ondan yiyeceğim. Tamam Necati. Afiyet olsun. Hadi güle güle. Size kolay gelsin. Güle güle Mirket. Mirket daha ne kadar sürecek çalışmaların? Tamam Remzi. Bitti hepsi. Şimdi hazır olun bakalım. Mirket amca mekik nerede? Şehrin dışındaki araziye koydum. Hadi yürüyün gidiyoruz. Yani direkt uzaya mı gidiyoruz? Aynen öyle. Kazamız mübarek olsun. Acaba gitmesem mi? Ya gidip de dönemezsem? Gideyim ya. Değişiklik olsun. Bu fırsat bir daha ile geçmez herhalde. Hadi baba. Geldim geldim. Baba, bu kıyafetler çok havalı ya. Benimki biraz küçük geldi gibi. Seninki rahat mı? Rahat rahat baba. Bayıldım. Çok güzel. İnanmıyorum. Bir tane yıldız kaydı gördün mü? Hani nerede? Her yer yıldız dolu Şakir. Sürekli kayıyorlar. Herhalde bunlar kaymayı çok seviyor baba. Mirket amca nerede? Arkadan geliyordu. Aa, Mirket amca. Sen hiç kıyafet giymemişsin. Nasıl nefes alıyorsun? Çünkü ben elbiselerim içine bir sistem döşedim çocuklar. Onunla idare edebiliyorum. Zaten bunun deneyini yapmak için geldik buraya. Neyin yani? Uzayda. Uzay kıyafetsiz yaşanabilir mi? Yaşanamaz mı? Yaşamak demişken Mirket amca, benim karnım acıktı. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika evladım. Onun için de bir icadım var. Hemen geliyorum. Allah Allah. Bu Mirket amca ne ilginç. Uzayda bile icatlarını konuşturuyor. İşte bu robot bize yiyecek temin etmemizde yardımcı olacak. Ne yapacağız peki? Sadece ona bakmanız gerekiyor. Aklınızdan geçen yiyecekleri size temin edecek. O zaman ben... İçinden düşünebilirsin Şakir. Tamamdır. Sahanda yumurta mı? Çok ilginçsin Şakir. Ne yapayım Mirket amca? Sabah kahvaltısı işte. Hadi Remzi, sıra sende. Şöyle döneyim o zaman robota doğru. Ve düşünmeye başlıyorum. Sen de tavada sosis mi hayal ettin Remzi? Çok ilginçsiniz gerçekten. Ama çok lezzetli gözüküyor. Senin bu robot çok becerikli çıktı Mirket. Şimdi de ben hayal edeyim. Oo Mirket amca. Harika bir pizza. Ucundan azıcık alabilir miyim? Alabilirsin Şakir. Çok ilginç değil mi ama? Uzayda piknik yapıyoruz. Mirket amca, burada ne kadar kalacağız? Aslında deneyim bitti. Uzayda maskesiz, kıyafetsiz bir şekilde şu anda nefes alabiliyorum. Artık dönebiliriz yani. Oo, aşağı inince anlatacak çok ilginç anılarım oldu. Arkadaşlarıma bol bol hava atacağım. Hadi çocuklar, fazla oyalanmayalım. Yemeklerimizi yedikten sonra hazırlıklara başlayalım. Ama Mirket amca, daha gezecek dolaşacak çok yerimiz yok mu? Evladım, burası dünya değil ki. Her yer aynı işte. Zaten güneşe yaklaşamıyoruz. Diğer yıldızlar da gözüküyor. Ayın üzerindeyiz zaten. Başka gezecek bir yer yok ki. Hay Allah ya, tüh. Mirket amca, bari fotoğraf çekilseydik. Uzay yanımız olsun. Tamam çocuklar, o zaman gülümseyin. Mirket ya, keşke biraz daha kalsaydık. Çok eğlenceliydi orası. Sessiz, sakin. Ne araba sesi, ne uçak sesi. Gayet dinlendirici bir yer. Eyvah baba. Annem sinirli sinirli buraya doğru geliyor. Nerelerdesin Remzi kaç gündür? He? Şakir, sen de ortada yoksun. En son buraya girdiğin görülmüş. Neredeyse bir haftadır eve uğramıyorsunuz. Ben hepsinin peşinizden mi koşturacağım? Mirket, sen mi götürdün bunları bir yerlere? Nereye götürdün? Kim vardı yanınızda? Necati yoktu biliyorum. Bütün gün geldi seni sordu. Hiç bana söylemiyorsun değil mi nereye gittiğini? Belki ben de gelecektim. Bütün evin işi bana kaldı zaten. Bir de alışverişe de gidiyorum. Mirket, Feride de sana çok kızmış. Gidince var ya acayip seninle kavga edecek ha. Neredesin kaç gündür? Neredesin yaptığını uğruyorsun? Ben seni peşinden koşturacağım. Mirket, sen götürdün yerlere. Nereye götürdün? Hiç bana söylemiyorsun nereye gittiğini? Belki ben gelecektim. Hiç bana söylemiyorsun nereye gittiğini? Belki ben gelecektim. Hiç bana söylemiyorsun nereye gittiğini? Belki ben gelecektim. Mirket, Feride sana kızmış. Gidince var ya acayip seni kavga edecek ha. Ben gidiyorum. Nereye baba? Uzayda biraz daha kalacağım. Ben de geliyorum. Beni bekleyin çocuklar. Nereye gidiyorlar ayol böyle koştura koştura? Dur ben takip edeyim şunları. Hayır.